Arkadaşlar hoş geldiniz tekrar. Ben Akto Grup'un kurucu ortağıyım. Akto Grup genç bir firma, henüz 2 yıllık bir firmayız ve hava yolu ve deniz yolu taşımacılığı organize ediyoruz. Bu noktada forwarder olarak hizmet veriyoruz. İthalatçıların ve ihracatçıların malzemelerini Türkiye'den gönderiyoruz ya da Türkiye'ye getiriyoruz. Ben size buradaki sunumda Akto Grup'un bir alt markası olan Hava Kargo Türkiye'nin kuruluş aşamasından ve bugüne kadar gelme sürecinden bahsedeceğim. Söylediğim üzere daha önceden de ben sihir havacılık mezunuyum. Mustafa Kemal Üniversitesi mezunuyum ve Mustafa Kemal Üniversitesi'nin sihir havacılık bölümünün ilk mezunuyum. Dolayısıyla da ilk öğrencilerindenim. Görmenizi çok istemem. Mustafa Kemal Üniversitesi gibi taşra üniversiteleri fiziki açıdan da çok yetersizdir. Altyapı olarak da çok yetersizdir. Biz o yetersizliklerin içinden bir şeyler yaratıp işsiz kalma korkusuyla bir korkuya düştük. Yani orada bir ihtiyacımız olan bir şeyi fark ettik ve biz Hava Kargo Türkiye'yi kurduk. Şimdi Hava Kargo Türkiye 2011 yılının Haziran ayında altyapısı oluşturulmaya başladı. Biz baktık ki Hava Kargo Türkiye'de bu işi mezun olduğumuzda nasıl iş bulacağız? Mezun olduğumuzda işsizlikle nasıl karşıya karşı kalmayacağız? Bize bir araç lazımdı. Ve biz Hava Kargo Türkiye'yi kurduk. 2011 yılından itibaren biz yayındayız. Bu web sitesi sektörel haber sunan ve yalnızca hava kargo taşımacılığı hakkında haber sunan bir web sitesi. 2011 yılında ben 3. sınıftaydım. Bir baktım ki mezun olacağım ve işsiz kalacağım. Herkesin kendi hikayesi vardır. Benden ailemin beklentisi fazlaydı iş bulma konusunda ve geçinme konusunda. Ben Hava Kargo Türkiye'yi bu noktada bir araç olarak kullandım. Hava Kargo Türkiye ile sektörle aramda bir köprü yapabilmek için sektördeki insanları ziyaret ettim. Röportajlar yaptım. Sayısız haberler, özel haberler, konferanslar organize ettik. Ama bunu organize edebilmek için en başta elimizde bu Hava Kargo Türkiye'yi işlevsel bir hale getirmek vardı. Ve Hava Kargo Türkiye kurulduğu, yayına başladığı 29 Ekim 2011'den itibaren yayında ve bize tahmin ettiğimizden daha fazlasını verdi. Sivil havacılık öğrencisi olarak sivil havacılık öğrencilerini buluşturabileceğim bir ekip kurmayı düşündüm önce. Ve bu yüzden de Türkiye'de o zaman 4 tane sivil havacılık okulu vardı. Yalnızca lisans bölümlerinden bahsediyorum. Ön lisans bölümleri daha fazla da vardı. Biz o ön lisans bölümlerinden de o zaman arkadaş almak istemiştik. Ancak çok da duyarlı arkadaşlara denk gelmedik. Ben biraz girişken bir öğrenciydim diyebilirim. O zaman Dalaman'da, Antalya'da ve bir iki Okan Üniversitesi'nde falan 2 yıllık bölümler vardı. Hepsine gittim arkadaşlar. Hepsinde derse girdim. Eskişehir'de, yani ben Mustafa Kemal'deydim, Hatay'daydım ama Eskişehir Üniversitesi'nden tutun Kocaeli'ye, Erciyes Üniversitesi'nde oradaki hocalarla tanıştım. Öğrenci kulüp başkanlarıyla tanıştım. İşte hocaların yapmak istediğimiz projeye olan desteğini sorgulamak için gittim, gezdim. Ve bu noktada ortaya bir ekip çıkardık. 16 kişilik bir ekip kurduk biz Hava Kargo Türkiye için. Bu 16 kişilik ekip Mustafa Kemal Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okullarından oluşuyordu. Haricen de bir kişi İstanbul Üniversitesi'ndeki Lojistik ve Ulaştırma Yüksek Okulu'ndan aldık. Bu 16 kişinin, yani Hava Kargo Türkiye'yi kuran 16 kişinin tamamı bugün sektörde. Hava trafik kontrolörü olan var, hava yollarında ticaret departmanında olan var, lot master olan var, benim gibi forwarder tarafında çalışan var. Dolayısıyla bu iş bize bizim tahmin ettiğimiz kadarını verdi. Yani bizim hepimize iş buldu ve istediğimiz alanda iş buldu. Biz yani en başta bahsetmiştim ya, işsiz kalmamak korkusuyla bir proje yapmak istedik.
Bu noktada bu proje, yani Hava Kargo Türkiye bizim istediğimizi bize verdi. Ama bir baktık ki bizim istediğimizden fazlasını verme potansiyeline sahip. Siz herhangi bir e-ticaretten, herhangi bir e-ticaret sitesine ulaşırken Google'dan bir arama yapıyorsunuz ve ulaşmak istediğiniz ticaret sitesine ulaşıyorsunuz ya. Bizim sektörde de aynısı varmış meğer ki. Biz bu Hava Kargo Türkiye'ye düzenli her gün haberleri gire gire bir baktık ki bilmez müşteri dediğimiz insanlar bu web sitesinden bize talep sormaya başladı. Yani biz öğrenciyiz ama öğrenci olmamıza rağmen bize ihracat etmek istediği kargoyu soran ihracatçılarla karşılaştık. İşte Çin'deki, Vietnam'daki malını getirmek isteyen ithalatçılarla karşılaştık. Bir baktık ki burada daha fazla potansiyel var. Bu potansiyele göre biz bir pozisyon almak istedik. Dolayısıyla da ben 2012'de mezun oldum. Mezun olur olmaz sektörde bir yerde operasyona girdim. Operasyona girdiğimiz süreçte Hava Kargo Türkiye'yi devam ettirmek istedik. Hava Kargo Türkiye'yi devam ettirmek istedik çünkü bize para kazandırdı arkadaşlar. Yani yeni mezun bir öğrencinin 100 bin dolarlık cirosu olan 11 bin dolarlık bir kar bırakan bir işle yüz yüze gelmesi çok büyük bir kazanımdır. Yani ben St. Petersburg'dan bir arkadaş bana yazdı Hava Kargo Türkiye aracılığıyla. Dedi ki benim Gebze'de elektrik direktörü var. Ben bunları Türkmenistan'a Aşgabat'a göndermek istiyorum. Bana yardımcı ol. Ben yeni mezun bir arkadaş olarak Hava Kargo Türkiye aracılığıyla tanıdığım bu müşterinin yüklemesini organize ettim. Operasyonunu yaptım. Tahsilatını yaptım. Ve benim patronum benim üzerimden 11 bin dolar para kazandı. Yani bir baktık ki Hava Kargo Türkiye bir öğrenci projesi olarak başladı ama beklentilerinden fazlasını vermeye başladı. Dolayısıyla biz bu noktada Hava Kargo Türkiye'yi şirketleştirmek istedik. 2015'te Hava Kargo Türkiye için bir şirket kurduk. Bu şirket Hava Kargo Türkiye'nin hem yazılı ortamda hem web ortamındaki faaliyetlerini yürütsün istedik. Türkiye'deki web yayıncılığına baktığınızda biraz normal yurdum insanı nasıl interneti karıştırdığında oradaki reklam alanlarının ne kadar edeceğine dair bir fikri yoksa ben işin içine girdikten sonra web yayıncılığında kendi başına yağında kavrulmasının pek mümkün olmadığını farkına vardık. Ama yine de o dönemde bile bu öğrenci projesi o bilmez müşteri dediğimiz Google'dan talep ederek ithalat ve ihracatçıların kargosunu taşıtmak isteyen insanlar hala bu web sitesine talepte bulunuyordu ve biz o taleplerden yaptığımız organizasyonlarla para kazanmaya başladık. Ve bu kazandığımız parayı daha fazla bu işe yatırıp bir şeyler yapmak istedik. Ve şu andaki şirketimin startup projesi de Hava Kargo Türkiye sayesinde doğdu. Hava Kargo Türkiye'de artık o en başta kuruluşunda olduğu 16 kişi hiç kimse Hava Kargo Türkiye ile ilgilenmiyor. Çünkü herkesin artık çoluğu çocuğu oldu. Herkesin artık bir şekilde hayata yeni hayat hikayeleri oluşmaya başladı. Ama ben biraz vefadan dolayı biraz da gelecek gördüğüm için Hava Kargo Türkiye'yi devam ettiriyorum. Ben şirketimi 2017 yılında kurdum. Şirket kuruluşunu yapar yapmaz Hava Kargo Türkiye'nin marka tescilini aldım. Hava Kargo Türkiye'nin marka tescilini aldıktan sonra herhalde ölene kadar da ben bunu devam ettiririm. Peşi sıra bir bunun yalnızca İngilizce yayın yapan Air Cargo Eurasia diye bir marka tescilini de aldık. Onu da devam ettireceğiz ama esas görmek istediğimiz konu Hava Kargo Türkiye'nin bizlere kazandırdığı kazanımlar. Yani biz Hava Kargo Türkiye sayesinde Türk Hava Yolları'nın kargo başkanından tutun da MNG Hava Yolları'nın CEO'suna, Çelebi'nin yönetim kurulu üyesinden tutun herhangi bir yabancı hava yolunun ülke müdürüne, yabancı hava yollarının CEO'larına Türkiye'ye geldiğinde onlarla İngilizce mülakatlar yapma şansına, yani ikili ilişkilerle yaptığımız kazanımlar bugün hala bizi bu işi öğrenme, bu noktada ikili ilişkilerin kazanımıyla yaptığımız işlere destek noktasında büyük katkı sağlıyor. Dolayısıyla Hava Kargo Türkiye bir öğrenci projesi olarak doğdu.
Ancak şu anki kazanımı bir yatırımcının gözünden baktığında sıfırdan yaratılmış gerçek bir değer olarak tanımlanabilir. Şimdi şuradaki üniversitelere bir defa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Mustafa Kemal Üniversitesi mezunuyum ben. Bizim okulumuz eski bir ilkokuldan çevrildi. O zaman işsizliği düşürmek için her tarafa üniversite açıldığı dönemdi. Ve biz de hiçbir fiziki şart olmadan, hiçbir hoca olmadan oraya öğrenci olarak gittik. Hiçbir altyapımız yoktu. Arkadaşlar, Kocaeli Üniversitesi'nin kampüsünü gidip gören var mı bilmiyorum. Yani Arslan'daydı galiba, değil mi? Arslan kampüsü dönemine geçiyordu. Yani fiziki olarak baktığımızda teknik manada güzel şeyler var. Bir uçak motoru koymuşlar. Ama hocaya baktığımızda, hocaların altyapısına baktığımızda yetersizdi. Erciyes Üniversitesi'nde gittim gördüm. Kesinlikle farklı değil. Yani yetersizlikler vardı her zaman. Her zaman yani bir yerde şikayet edip yerimizde oturabilirdik. Ama biz öğrenciyken bu yetersizliklere karşı gelelim, kendi başımıza bir şeyler yapalım diye bir proje oluşturduk. Ve bu proje tuttu. Ve biz de çok sağ olsun bunun ekmeğini yedik. Ve hala da yemeye devam ediyoruz. Yani bu noktada size öğrenciyken şu anda bu lokasyonda bile yaşadığınız zorluklar olduğunu tahmin edebiliyorum. Hem eğitim kalitesi açısından hem fiziki ortamda. Ama bu belki sizler için bir örnek olabilir diye düşündüm. Yani anlatmak istediğim konu yüzeysel olarak bu. Aslında ben sizin sorularınızı merak ediyorum. Ama o yetersizlikler, imkansızlıklar halinde çok güzel yere gelen arkadaşlarımız var. Ve bu arkadaşlarımızdan biri pilot olacak arkadaşlar. Yani bu arkadaşlarımızdan biri hava trafik kontrolörü. Bir tanesi gene benimle aynı işi yapan arkadaş Şenker Arkas'ta çok güzel bir pozisyonda. Yani biz İskenderun'da dürüm yemekten başka bir şey yapmayan tiplerdik. Ama bugüne geldiğimizde güzel şeyler, güzel değerler yarattık ve bunun hepsi Hava Kargo Türkiye sayesindedir. Ve bu Hava Kargo Türkiye sayesinde biz onlarca konferans düzenledik. Yani öğrenci olarak farklı farklı üniversitelerde hem sektörün de içine kattığı organizasyonlarda medya partneri olduk. Hem de direkt bizim organizatör olarak girdiğimiz şeyler vardı. Bu en unutamadığım organizasyonumuz bu. Biz 5 üniversitenin öğrencisiydik ve 5 üniversiteden otobüslerle Eskişehir'e öğrenci taşıdık. Tam tamına 700 kişilik katılımcı vardı ve hepsi sivil havacılık öğrencisiydi. O zaman şeyi getirmek, yani bir Kürşat Bey şu anda Havaş'ın genel müdürüdür. Kürşat Bey'i getirmek çok büyük zorluktu. İşte biz bir oluşumuz ama bir dernek değiliz, bir kulüp değiliz. Resmiyette bizi dekanlık, rektörlük tanımıyordu. Bu organizasyonu yapmak için siz ne olarak yapıyorsunuz diye biz Anadolu Üniversitesi rektörlüğüyle çektiğimiz zorluğu anlatsam o ayrı bir konferans olur. Ama en çok zevk aldığım ve bu organizasyondan kendime en çok şey kattığım, bu süreçte kendime kattığım en güzel organizasyon, geleceğinizi bugüne kargolayın ve havanız olsun. Yani bu 2012'de düzenlediğimiz bir etkinlikti. Biz mezun olduk. Mezun olduktan sonra arkadaşlarımız bunu devam ettirdi. Bu etkinlik organizasyon düzenleme geleneğimizi. Her yıl düzenledik ancak son 2 yıldır, 3 yıldır düzenlenmiyor. İnşallah diğer arkadaşlar, başka arkadaşlar bu noktada başka bir şeyler yapar. Biz destek oluruz veya yapılacak başka bir şey varsa elimizden geldiğince arkalarında dururuz. Böyle bir konferansla sektörel, özellikle en spesifik kılcal damarda hava kargo taşımacılığının hem yer hizmet tarafı hem de hava yolu tarafında bu kadar detaylı bir konferansa ben hala bile denk gelmedim. Umarım üniversitede, Beykent Üniversitesi'nde güzel şeyler hazırlanır. Bir dahaki sefere biz de gideriz. Bu bahsettiğim marka tescili. Hava Kargo Türkiye'nin biz marka tescilini aldık. Ve ölene kadar da ben bu marka tescilini bırakmayacağım muhtemelen. Umarım bu marka tescilinin üzerine bu markayı daha fazla değerli kılmak adına başka bir şeyler yapabilirim. En sonunda şirket reklamı. Akto 2 yıllık genç bir firma. Ben kurucu ortağım bahsettiğim gibi. Bir de bir finans ortağım var. Yaşım
Yani bu rakamsal konularda bahsedip kendimi utandırmak istemem ama 2018 yılı ciromuz 430 bin dolar seviyesinde. Daha da iyi şeyler yapmayı planlıyoruz. Ben hava kargo taşımacılığını yaparken işimi sevdiğimi hissediyorum. Dolayısıyla bahsettiğim gibi ben emekli olmayı çok planlayan biri değilim. Ölene kadar da hava kargo taşımacılığı yapacağım. Aynı sınıf arkadaşım. Ben 28 kişi mezun olduk ve ben 28.'yim arkadaşlar. Ben Temmuz'da mezun oldum. Ağustos'ta işe başladım. Okul birincimiz bir sonraki Temmuz'da iş buldu. Bu okuldaki eğitim durumu, hocaların sizlere karşı sorulara karşı gösterdiğiniz başarı veya atıyorum yaşanan aksaklıklar kesinlikle başarılı olmanız noktasında sizin için bir ölçüt olmayacak. En basitinden ben nacizane bir örneğim. Ben okul sonuncusuyum ve okul birincim benden bir yıl sonra iş buldu. Yani kendinizi geliştirip bir hedefe odaklanıp o noktaya ilerlemek noktasında tam yerinde tam zamanınızdasınız. Biraz da Akto'nun yüzeysel bahsedeyim ne yaptığımız Akto'da. Biz hava yolu ve deniz yolu taşımacılığı organize ediyoruz. Atatürk Havalimanı'nda ve Sabiha Gökçen'de kendi ofisimiz var. Ayrıca Ambarlı Limanı'nda da bir tır parkımız var. Yakın zamanda 2019'da açmayı planlıyoruz ama 2020'ye de olabilir. 2020'de Bursa'da bir satış ofisi açmayı planlıyoruz. Ayrıca startup projemiz için de Ukrayna'da bir şirket kurmayı planlıyoruz. Bu noktada girişimlerimiz var. Dış ticaret olarak da haricen biraz karlı olduğunu düşündüğümüz malzemeleri ithalatını yapıp iç piyasaya sürüyoruz. Bu çok da girmek istediğimiz bir alan değil çünkü dış ticarete girdiğimizde gerçek işimizden uzaklaşıyoruz. Havayolu ve deniz yolu taşımacılığından buradan uzaklaşmamaya çalışıyoruz. Şimdi ben standta bir başvuru ve yönlendirme formu bulunduruyorum. Ben öğrenciyken staj yeri bulma konusunda çok zorlandım. Üniversitemiz bu noktada hiçbir şey yapamadı. Varsa hem staj yeri bulma konusunda hem de mezun olduktan sonra iş bulma kaygınız. Bu noktada size yardımcı olabilmek adına sektördeki arkadaşlarıma yönlendirmeyi isterim. Yani hiçbir şeyin garantisi yok ama elimden geleni yaparım en azından. Form doldurursanız ve talebinizi bir mail olarak da karşılıklı irtibatta kalırsak sizlerle irtibatta kalalım. Hem staj yeri konusunda hem mezun olduktan sonra iş bulma konusunda size aracılık etmek isterim. Var aslında. Biraz şey yalnızca etiketi ya da markamızı koyma konusunda bir yanlışlık yapmışlar. İsmimizi yanlış yazmışlar. Onu düzelteceğiz nasipse. Tabii ki. Koydunuz mu? Tamam, problem yok. Şimdi varsa bir sorunuz, onları yanıtlayayım arkadaşlar. Yani yönlendirebileceğim bir şey, girmek istediğiniz bir alan konusunda ön bilgi verebilirim. Belki o işi yapan bir arkadaşla sizinle bir kahve içirebilirim. Sektörle merak ettiğiniz herhangi bir şey. Herkes sivil havacılık öğrencisi değil mi? Lojistik de var. Çok güzel. Şimdi 2 ay önce sizinle yaptığım bir lojistik mülakatında bahsedeyim mi? Sanırım Arel ya da Gelişim Üniversitesi öğrencisi. Konuştuk. Çok da yeni mezun bir arkadaş alacaktık. Sonradan başka bir arkadaşı istihdam ettik. Arkadaşlar 1 metrenin kaç santim olduğunu bilmeyen bir arkadaşım var mı burada? İstanbul'da doğmuş büyümüş biri, ön lisans öğrencisinin 1 metrenin 100 santim olduğunu bilmediğini tahmin edebiliyor musunuz? Rezilliğimizi görebiliyor musunuz? Şimdi uçak kapısı var. Hangi kargonun oraya sığacağına dair kafanızda bir otomatik bir şey oluşması lazım. Konteyner dolduracaksınız. Metreküp hesaplamanız lazım. Yeni mezun arkadaşa da 1 metrenin 100 santim olduğunu öğretmeyelim ya. Vallahi arkadaşlar ben de yeni mezunum. Yani 7-8 yıl oldu mezun olalı. Yani seviyeyi görmeniz açısından söylüyorum. Yani bu arkadaşlarla muhatap oluyoruz. Yani bu hocalık da bir şey değil. Yani hoca bunu öğretmemiş diye bir mantık kesinlikle kuramam. Eğitim, okul bunu öğretmemiş diyemem. Hadi şeyden gelmişsindir, kırsaldan gelmişsindir. Yine anlaşılmaz ama hadi anlayayım yani. İstanbul'da doğmuş büyümüş, Vakıf Üniversitesi'nden mezun olmuş bir arkadaşım 1 metrenin 100 santim olduğunu bilmiyor. Bunlarla iş görüşmesinde
aldık. Yani bu da benim hatam. Yani niye onu iş görüşmesine çağırdıysam, vaktimi harcadıysam. Yani böyle arkadaşlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir de bunun madalyonun öteki yüzü var. Sanırım bizim okul mezunuydu. Mustafa Kemal Üniversitesi mezunuydu. Erasmus yapmış. İngilizcesi gerçekten iyi. Yani oturup akıcı şekilde konuşabiliyorsunuz. Bir şey yapmış, tez teslim etmiş. Benim hava kargo taşımacılığı tarafında teslim etmiş tezi. Tezde görüştükleri insanların bazısıyla ben mail attığımda bana cevap vermeyen adamlarla mülakat yapmış. Bir de modalyonun bu yüzü var. Yani bir de böyle arkadaşlar var. Şimdi siz bu noktada bilmiyorum Beykent Üniversitesi staj noktasında nereye yönlendirir? Staj yaptınız mı? Ya da mezun olmak istediğinizde hava yolu, deniz yolu, karayolu veya depo antrepoda nerede çalışmak istiyorsunuz? Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yardımcı olabileceğim ekstra bir dönem olursa hem bana standtan ulaşabilirsiniz, kartvizitimi vereyim. Mail yoluyla da herhangi bir yardımcı olabileceğim bir şey olursa size geri dönüş yapmaktan çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok sağ olun. Evet, Akto Lojistik kurucusu Rasih Ulutürk Beyefendi ile birlikteyiz. Hoş geldiniz okulumuza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız öncelikle? Sağ olun, sizler nasılsınız? Bizler de teşekkür ediyoruz. Biraz önce öğrencilerimizle bir buluşma yaşadınız. Gerçekten verimli, güzel bir aslında buluşmaydı diye gözlemledik biz. Biraz da sizden özetini dinleyelim. Ne konuştunuz yukarıda, öğrencilerimize neler tavsiye ettiniz, dinlemiş olalım. Öğrenciyken kurduğumuz ve devam ettirdiğimiz bir projeden bahsettim. Projemizin ismi Hava Kargo Türkiye. Hava Kargo Türkiye 5 tane Taşra Üniversitesi'nin birlikte kurduğu bir web sitesi platformuydu. Ve bu platformu 16 öğrenci oluşturuyordu ve biz imkansızlıklardan imkan yaratalım, kendimize de mezun olduğumuzda bir iş bulalım diye bir proje oluşturduk ve bu proje sonucunu verdi ve tahmin ettiğimizden daha üst seviyelerde sonuçlar aldık. Para kazanmaya başladık biz mezun olur olmaz. Dolayısıyla da bu projenin yeni şu andaki öğrenciler için bir örnek teşkil etmesi amacıyla bu projeden bahsettim. Haricende öğrenci arkadaşlarımızın sektör hakkında, lojistik sektör hakkında merak ettiği şeyler nedir? Bu noktada nasıl yönlendirme yaparız diye bir görüşme gerçekleştirdik ve çok verimli bir toplantıydı. Ben çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Seve seve. Peki şunu soralım size hazır buradayken. Öğrencilerimiz CV'lerini zaten bırakıyorlar standlarınıza mutlaka. Sizler de işe alım sürecinde gerek staj gerek normal kadrolu eleman olarak alacağınızda arkadaşlarımızı nelere dikkat ediyorsunuz? Aslında yukarıda biraz konuşuldu bunlar ama buradan izlemek isteyenler var, gelemeyenler var. Siz yine buradan bizim aracılığımızla da bunları da iletmiş olalım gelemeyen arkadaşlarımıza. Şimdi yaptığımız işi sevmek çok önemli bir parola. Ben bu işi çok seviyorum. Benimle birlikte çalışan arkadaşlar da bu işi sevmeli. Sevmezseniz bu işe katlanamıyorsunuz. Sevmezseniz bu işte ilerleyemiyorsunuz. Faydanız olmuyor hem kendinize hem bize. Dolayısıyla ben bu işi sevmek gerektiğinin en baştaki unsur olduğunu söyledim. Ben kendi şirketimiz içinde, bu noktada kendi şirketimiz için istihdam olmasa da yönlendirebileceğim arkadaşlara da bu işi sevmeyen, bu sektörü sevmeyen veya yapacağı işin muhteviyatına uzak olan arkadaşları bu işi bırakmaları ya da bu sektörü uzak durmaları, seveceği başka bir işe yönlendirme konusunda tavsiye veriyorum. Bizim için yönlendirebileceğim veya atıyorum istihdam edeceğim arkadaşlar için de en baştaki kriterimiz yaptığı bu işi sevmektir. Bir de kısaca da şirketiniz hakkında da bilgi sahibi olalım. Biraz önce bahsettiniz ama biraz daha açacak olursanız. Tabii ki. Akto Lojistik genç bir firma. Bizler 2 yıllık bir firmayız. Hava yolu ve deniz yolu taşımacılığı organize ediyoruz. Atatürk Havalimanı'nda ve Sabiha Gökçen'de kendi ofisimiz var. Haricen Ambarlı'da bir tır parkımız var. Bizler ithalatçıların ve ihracatçıların mallarını Türkiye'ye getiriyoruz ya da Türkiye'den gönderiyoruz. Bu noktada tehlikeli madde taşımacılığı üzerine uzman bir şirket olma noktasında hedeflerimize devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.